burada kestirmek mümkün değil. Zor. Ama yani herkes özellikle bu Merdan Yanardağ'a bir haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığı kanısında bütün kamuoyu, vicdanı böyle bir fikir birliği halinde. Evet, çünkü cebir yok, şiddet yok, övgü yok, hiçbir şey yok. Nasıl olacak, nasıl yapacaklar onu anlamak mümkün değil. Celal Ürgen Hoca tabii çok iyi belirtti. Yani iddianamede yapılan suçlamaların hiçbirinin somut şeyi yok. Somut delili yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir evet. Şey ne söylüyor, ne yapıyor filan. Neyse bakalım ne olacak. Çok doğrusu insan hüzünle seyrediyor. Bu hüzün Türkiye'nin hem hukukun hem de yargı mekanizmasının düştüğü durum hakkında. Çok üzülüyorum, çok. Yargıçlar için, savcılar için, bağımsız yargı adına, adalet mekanizması adına çok çok üzgünüm. Çok. Evet. İtibarımız da çok büyük bir şekilde. Gerçi artık bu konuda herhalde bir itibarımız da kalmadı diğer. İtibar derken ülkede yargının itibarı mı? Evet. Anladım. Başını kaçırdın da belki bizim itibarımızla ilgili yok, bir cümle kuruldu diye anlayamadım. Hayır, ülkede yargının itibarı. Arada şeyi okuyordum hocamı dinlerken, bir taraftan da gözümle Merdan Yanardağ'ın bugün Bir Gün gazetesindeki yazısına göz atıyordum. Aslında bugünkü iddianameye yanıt niteliğinde çok çarpıcı bir iki satır var hocam. Onları müsaade ederseniz, onları hemen söyleyeyim. Mesela lütfen. Diyor ki Merdan Yanardağ Bir Gün gazetesinde bugün, dün haftaya yayınlanacağını söylediğimiz yazısını aslında bugün devamı yayınlanmış Bir Gün gazetesi yönetimi tarafından. Neden hani hedef alındı ve neden tutuklandığı analiz eden bir yazı dizisi haline geldi dünkü ve bugünkü yazı. Bugünkü bölümde şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor yani burada işte hani Galip Ensarioğlu'nun sözlerini değerlendirirken orada bir şunu söyledim. Öcalan üzerinden bizi tehdit etmeyi bırakın. İnfaz yasasının gereğini yapın. Avukatları ve ailesiyle görüşsün. Biz de süreç hakkında ne diyor bilelim dediğim bölüm. Tam kıyameti koparan burası oldu diyor. Bir devlete kendi infaz kanununun gereğini yap demek suç olabilir miydi? Oldu. Yani ben diyor ki infaz kanununun gereğini yap dedim. Yani burada birini övmedim ki. Hani yapılması gereken konusunda ki kimse görüşemiyor ama iktidar görüşüyor ve onu bir siyasette kullanıyor değerlendirmesini hatırlatıyor. Daha sonra tabii ki kimse bizim yurtseverliğimizi, toplumculuğumuzu, adalet ve demokrasi anlayışımızı sorgulayamaz. Filozof, zeki adam, siyaseti iyi okumak gibi hiçbiri suçu ve suçluyu övmek anlamına gelmeyen sözler deyim yerindeyse işin magazinidir. Bu sözlerin ve kavramların çoğu da başta Ensari olmak üzere AKP'liler ve yandaşlar tarafından daha önce söylenmiş, yazılmıştır diyor. Doğru diyor ama. Evet, bunları konuştuk hocam. Ama şu kısım var, muhalefette özellikle İYİ Parti ile ilgili bir değerlendirmesi var. Belki ona ilişkin bir şey söylemek istersiniz. Sonra Erdoğan'ın bu İsveç ile ilgili konuda attığı adım çok kritik, önemli. Siz de eğer hani o konuyu ele almak isterseniz ona yer açalım istiyorum ama şunu söylüyor. Diyor ki İYİ Parti ve Akşener bana saldırmak için bunu bir fırsat olarak gördü. Hatta öncülük ettiler bu meselede. Akşener ve İYİ Parti önüne çıkan boş havuzu atlamakta tereddüt etmedi. Bunu unutmayacağım diyor Merdan evet. Yanardağ. Hocam orada hocam? Mı? Buradayım evet. Daha ya, devam edecek misiniz? Diyor. Yok yok bunu unutmayacağım diyor. Akşener ve İYİ Parti'yi özellikle vurgulamış bugünkü yazısında hocam. Evet şimdi esasında orada çok önemli bir ayrıntı var. Ben de onu birkaç defa yazdım ve söyledim. Ama benden de önce veya aynı zamanda bu altılı masanın genel tutum ve davranışları çerçevesinde Meral Akşener'in masayı terk etmesi aslında 14 Mayıs önce 14 Mayıs sonra tabii 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet tarafından kaybedilmesinde çok önemli bir sadece siyasal değil aynı zamanda siyaseti etkileyen bir psikolojik faktör oldu. Yani bu son derece önemli. Ve bu durumu vurguluyor evet. Merdan. Şimdi tabii
hatırlayınız o dönemde olup bitenleri. Önce